Selamlar dostlar, sizlerle bugün Old Europe'un incelemesini yapacağız. 1300 modunda çok enteresan şeyler var ve oynayış bakımından HoI 4'ten çok uzak, sanki EU4 oynuyormuş gibi ama mikro ve makro olarak HoI 4 gibi. Oyun modu olarak bayağı bir değiştiriyor oyunu ve tarihselliği bir nebze yaşatıyor, dönemin şartlarını yaşatıyor ne gibi. Hemen örneklerle verelim sizlere. Şöyle ki krallık rejimlerinden başlayarak söyleyeceğim. Düklük ve krallık, imparatorluk diye yükselmeniz mümkün oyunda. Ufak bir title başlayıp ünvan başlayıp. Ama modun iyi, kötü, güzel yanları bir bakacağız. Yani gözümüze böyle hani çok kötü görünen yerleri de var, çok iyi olan yerleri de var. Birincisi savaş mekaniği. Oyundaki savaş mekaniği tehlikeli. Nasıl tehlikeli? Erken oyunda gerçekten zor savaş mekanikleri, çünkü birliklerin çok fazla atağı var. Bunun da doğurduğu sonuç şu: ekipmandan dolayı hemen bitebiliyor ordu. Yani organizasyon değil, daha çok ekipman üzerinden bitiyor. Zaten 105 organizasyonu var, bu da çok büyük bir rakam. Yani bu da aslında savaşları savunan tarafın her zaman için daha üstün çıkacağını gösteriyor. Ne gibi? Mesela Osmanlı bana saldırdığı vakit ben eğer burada savunur isem. Geç hareket ediyorlar bu arada birlikler. Bir tık. Mesela bu buradan saldırıp da ben burada savunur isem, burası hem bir dağ olduğu için hem de bir nehir geçişi olduğu için benim birimim düşman biriminin 10 katı gücünde oluyor. Ve bunun gibi ufak mikrolarla rahat bir şekilde oyunu kazanma şansınız artıyor. Tamamen mikro oyunu. Oyunun yine iyi gördüğüm, aynı zamanda da hani kötüye yakın olan, aynı bunun gibi. Bir yandan iyi, bir yandan kötü. Zor, çok zor. Ama üstesinden gelirseniz de çok keyifli bir şey. Diğer mekaniği de ekonomi. Ekonomi çok büyük bir problem bu modda. Ne kadar fabrikan olursa onu bakman gerekiyor. Bunun rehberini yapacağım bu modun gerçekten zor olduğu için. Ne kadar çok param var ise o kadar çok bakman gerekiyor fabrikalarına. Yani evet, fabrikalar para kazancı getiriyor bir yerden sonra. Ne zaman reformları tamamlarsan. Ama ne kadar çok fabrika, o kadar çok bakım. Şu maintenance mantığı çok kanser olabiliyor. Kocaman bir imparatorluk olduğunuz zaman tabii ki de imparatorluğun giderleri olabilir. Bu buradan anlaşılabilir ama %16 çok büyük bir rakam. Her bina için %16 bakım maliyeti çok zor. Çok kötü. Diyeceksiniz ben bu bakım maliyetini şey yapmadım hani. Nasıl diyeyim size? Yani azaltayım. Şuradaki arkadaş yükselmeye başlıyor. Ülkede bir şeyler doğru olmadığı zaman yükselmeye başlıyor. Mesela şu an yine yazıyor burada sebepleri. Bakımlarından dolayı olabiliyor ya da fokus gereği de artabiliyor. Bazı ülkelerin de buff'ı var. Bazı ülkeler çok daha güçlü çıkışlar yapabiliyor. Mesela kim? Fransa. Çok muhteşem yani. Şöyle geçelim. Gerçekten çok hızlı çıkış yapıyor Fransa. Ekonomisini ayarlıyor yay. Çok hızlı çıkış yapıyor ve iyi paralar kazanmaya devam ediyor. 8.2 ile 5 ile kazanıyor. Ama mesela siz bunu maintenance arttırırsanız, ki bir yerden sonra artacağını söyleyebilirim, bu kazanacağınız para çok çok azalıyor. Görüyorsunuz 5.4'e düştü ve arttırmanız o kadar da bir işe yaramıyor. Yani gidip de size herhangi bir kar yok. Herhangi bir şey yok. Böyle. Hiçbir şey yok. Hiçbir şeyi yok. Sadece şuna yarıyor. Hızlı bir şekilde fabrika inşası yapmanıza yarıyor. Investment Building'den buradan hızlısıyla arttırıyor. Lakin size zararı daha fazla oluyor. Şu anda gördüğünüz gibi. Bu ekranı çok fazla kurcalamanızı önermiyorum. Şuradaki eğer yükseğe çıkarsa iç savaş yaşıyorsunuz. Ve başlıyor yani. Eğlence başlıyor. Mesela şu an Free Army isyan etti. Nerede isyan etti? Onu bile görmek zor. Heh, burada. Böyle böyle minimal isyanlar yaşıyorsunuz. Ordu isyan edebiliyor. Ülkeler içinizden çıkabiliyor. Taht savaşı bile görebiliyorsunuz. Birazcık düzenlense gerçekten çok mükemmel mekaniklere sahip olacağını söylemek mümkün. Mümkün. Eğer uzun yıllar savaşta kalırsanız, uzun yıllar savaşta kalırsanız şu arkadaş artıyor. Bir yerden sonra gelirinizi çok kötü şey yapıyor, nasıl azaltıyor gibi gibi.
Bunlar rehberimize zaten olacak. Şu an mesela Fransa olarak bu ülkeyle savaşacağız. Mesela saldırırsak çok fazla kayıp vermemiz işten bile değil ama düşman ordusu çok zayıf gibi. Oyundaki toprak ele geçirme mantığı state olarak üzerinden gidiyor. Bir state bir administrate olarak geçiyor. Bunun da sıkıntısı şu, toprak işgal ettikçe, serimize en çok yakındığım şey oydu. Toprak işgal ettikçe oradan gelen fabrikaya da senin yine bakman lazım. Oradan gelen fabrikanın da bakımı yine sana biniyor. Ama ülke gelirine yansıması çok uzun bir süreç aldığı için biz işgal etmeye bir yerden sonra ufak ülkelerde özellikle işgal etmekten daha çok hani o toprakta liman var mı? Yani temple dikebilir miyim? Yoksa trading port dikeyim mi? Yani bakıyorsun liman var mı? Var mı? Yok mu? Yoksa ele geçirmeye gerek yok. Mesela Osmanlı ile serimizde biz Memlük kıyılarını ele geçirince ekonomimiz birazcık düzeldi. Ama diğer türlü mesela Kara devletlerinden düşünelim. Mesela Golden Horde ile Rusya'ya genişlememizin hiçbir amacı yok. Çünkü ekstra oradaki toprakta bir size büyük bir maliyet. Gerek yok. Ülkeleri işgal etmek eğlenceli ama en ufak ülkeler bile gerçekten çok büyük fabrikalara ulaşabiliyor. Tabii ufak bir ülke diye göstermiyorum ama buradaki ülkelerin 20, 30 hatta 50, 60, 100 fabrika kadar ulaştığını görmek mümkün. Korlama mantığı çok hoşuma gitti. Çok güzel. Gerçekten çok iyi. Koruma mantığı iyi. Lakin ülke liderlerinin de böyle garip garip şeylerin geçmesi sıkıntı. Hani liderlerin geçmesi sıkıntı. Osmanlı ile biliyorsunuz komşu Kayseri'deki başka birisi geçmişti. Yine burada farklı da nasıl diyeyim dur. Örnek veremeyeceğim. Ha şu abi geçti. Mesela Osmanlı ile başımıza ismi de aynı lan. Richard. Şimdi şöyle sıkıntı. Yani şu portreler ayarlansaydı iyiydi. Mesela hani zaten çok uzun bir dönemi kapsamadığı için mesela hani Osmanlı'da sonra Orhan geçse olabilirdi. Diyeceksiniz Find Wife ile olsun. Bunun da şansı yok. Yani 50 defa ben buna para harcayacağım sonrasında hayır bulmak için. Osmanlı'da bunun gereksiz olduğunu söyleyeyim. Zaten Find Wife yapmamızın amacı şu. Number of hair artırmak. Neden? Number of hair artması gerekiyor. Çünkü hair kalırsak biliyorsunuz Orta Çağ'da büyük bir sıkıntıydı bu. Hair kalırsak ülke nanay. Find Wife'ı Avrupa'da yapmak çok mantıklı. Ama onların da yine kendi şeyleri de vardır diye tahmin ediyorum. Hani harem gibi bir yolunun olduğunu düşünüyorum. Belki yoktur. Hani harem gibi dediğim hair bulabildiğiniz bir yolu vardır. Gerçi yok gibi. Yok gibi. Evet bunlar da sıkıntı mıyım mesela? Bunlar da Find Wife yapmak gerekiyor. Kadın yani eşinizi bulmanız gerekiyor. Bunun Fransa'nın Focus serisi çok hoşuma gitti. İlk başta mesela political puan alıp ondan sonra ele geçirdiğiniz bölgeler otonomi yapıp en sonunda da Frankish Empire kurabiliyorsunuz. İsminiz Empire of Frank yazıyor. Sonrasında da integrate edip bunları tek tek core yapıyorsunuz. Fransa'nın yolunu kesinlikle oynamak istiyorum. Bir tane seri çıkartacağım bundan. Bizans yolu da fena değil. En sonunda Roma'yı ilan ediyorsunuz ve ismi The Roman Empire'a çevriliyor. Fena değil. 1300 Avrupası işte. Onun dışında eğlenmek isteyebileceğiniz bir mod. Multiplayer olur mu bilmiyorum. Optimizasyon olarak hiç de fena bir mod değil. 20 yıl oynadım neredeyse. Hiçbir sorun yaşamadım. Lakin oyunda crash hataları var. Her şeyin burada release'ledim. Oyunda her şeyin bir ufak sorunu var. Bazen crash yeme olasılığınız çok yüksek. Nelerden crashıyorsunuz? Donanmadan eğer girip IntelliJ'e girip donanmaya tıklarsam crashıyorum. Bu Bosporus'tan dolayı olabilir. Çünkü daha integrate edilmemiş. Bosporus yazısını kapatıp girebilirsiniz. Bu da bir tavsiye. AI'ın hareketleri yine çok enteresan. Full annex hiçbir şekilde atmıyorlar. Genelde tercih etmiyorlar. Onun yerine ufak topraklar alıp çıkıyorlar. Mesela Savoy bütün Fransa ele geçirebilecekken ittiği yere kadar alıp çıkıyor. Tamam diyor ben bu kadarıyla doydum. Zaten çok işgal etmez onun da işine yaramıyor. Çünkü çok fazla sıkıntı. Çünkü bir toprağı aldığınız zaman korlamanız gerekiyor. Mesela ben nereye alayım? Mesela İngiltere'ye alalım. İngiltere'yi aldığınız saniyede artık burayı korlamanız lazım. Bakın paramız da azalacak gibi. Görüyorsunuz eksi.
Bir toprak işgal etmek o kadar fazla maliyetli ki. Ama burayı korlayıp buranın nüfusundan yararlanabilirsiniz ve buranın da fabrikalarından yararlanabilirsiniz. Komplikans çok yüksek. Hemen İngiltere çıktı. Neden içimizden biri İngiltere çıktı? Söyleyeceğim nedenini biliyorum da dur bir saniye. Şurada İngiltere çıktı. Admin limitini şey yaptığımız için çıktı bu arada. Açtığımız için çıktı. 21 limitimiz var. 30 tane bulduk. Hemen ülkeler fırlamaya başlıyor. Çoğu yerde fırlıyor. Admin limiti çok dikkat edilmesi gereken bir şey. Bu development indeksi harcadığınız para kadar. Bunları zaten şeylerde yapacağız. Mesela reformlar çok önemli. Reformların hepsi gerçekten bir sonrakini şey yapıyor sizi. Güçlendirdiğini hissediyorsunuz. En son reformda da gerçekten parayı bulabiliyorsunuz. Ancak öyle dengeleyebiliyorsunuz zaten parayı. Oyunda ateşli silahlar çok önemli bir yere sahip. Eğer ateşli silah yoluna giderseniz ki bu oyunda 9. yılınızda belki hani buff'la 6. yılın 6 yıl sonrası için geçerli. Çok güçlü. Ateşli silah gerçekten güçlü. Süvariler inanılmaz güçlü. Eğer hani süvari olarak oynamayı düşünüyorsanız öneririm. Hafif süvari öneririm ama heavy'yi de öneririm. Ama heavy'yi açmak için benim de düştüğüm hataya düşmeyin. Mızraklı açın. Mızraklı açınca geliyor heavy template'i gariptir. Mızraklı görüyor herhalde. Mızraklı istiyor. Onun dışında o dönemi hani anlamak için oynayabileceğiniz bir mod çok diyemem ama yine de en azından coğrafi olarak görüyorsunuz. Hani Holy Roman İmparatorluğunu görüyorsunuz. Osmanlı'nın durumunu görüyorsunuz. Daha yeni kurulan bir beylik. Fransa'yı görüyorsunuz. Avrupa'yı görüyorsunuz. Asya'yı görüyorsunuz falan filan. Zaten Moğolların artık hani zirveden çöküş dönemine doğru geçerlen bir yıl bu. Moğollar hala daha dünyanın en güçlü şeyi, ulusu. Yuan, Moğol gibi gibi gibi. Moğol, Moğol, Moğol. Ve Holy Roman İmparatorluğu var. Şurada görebilirsiniz. Kime geçelim? Aus'a geçelim mi? Holy Roman İmparatoru gördüğünüz gibi güzel buff'ları var. Hecere'yi yine kontrol ediyor. İstediği gibi buradan şey yapabiliyor hani. Fazlasıyla para kazanıyor. Veritable Population çok güzel bir buff bu. Ve denenebilir. Holy Roman İmparatorluğu da kesinlikle denenebilir. Biraz sıkışık. Büyümesi için belki de bu adamlara girmesi gerekiyor ama Hecere liderliği yüzünden hepsinde Independence garantisi var. E4'te de olan bir mekanikti bu. Yani bu adamlar birbiriyle savaşabilir ama dışarıdan müdahale edilemez. O edilirse de imparator savaşa dahil olur mekaniği. Hastalıklar olabiliyor bazı yerlerde ve bazı eventlerle çözmeniz gerekiyor. Ekstra para yatırmanız gerekiyor falan filan. Kaynaklar Afrika'da. Şuradaki gördüğünüz kaynaklar devasa altın kaynakları çok değerli. Yeni dünyaya keşife gidebilirsiniz ama o bize bağlı olmuştu biraz. Çok yeltenemedim ama keşfe gidip buralardan kaynak çıkarabilirsiniz. Her ne kadar o yıllarda bu pek mümkün olmasa da gidebilirsiniz. Oyun size izin veriyor ve toprak satanlardan da toprak alabilirsiniz. Mekanik açısından yine güzel. Yani değerlendirmek gerekirse tek kötü yanı oyun olarak şey şu. Birincisi şey olarak para konusu gerçekten büyük bir problem. İkincisi erken dönemde manpower bulamamanız normal ama minor ülkelerin şansı çok daha azalmış. 2000 asker çıkartıyor, manpower bitiyor. Osmanlı buna çok iyi bir örnek. Üçüncüsü genişleme değil de birazcık daha puppet yoluyla oynarsanız oyun mekanikleriyle biraz dalga geçer gibi olacak ama bütün dünyayı ele geçirebilirsiniz. Neden? Çünkü o dönem için mesela E4'ten örnek vereceğim. Mod E4'e çok yakın olduğu için. E4'te sizden çok daha güçlü bir vassal alırsanız hemen isyan edecektir. Ama burada öyle bir durum yok. Burada isterseniz tüm dünyaya vassal alın. İsyan etme mekaniği olmadığı için. Belki de vardı bilmiyorum. Denemedim ama E4 mekanikler açısından olmadığı için hiçbir sıkıntı yok. Her yeri gidip puppet bırakıp ele geçirip dünyayı fethedebilirsiniz. Zaten Fransa örneği buna iyi bir örnek. Onun dışında mod güzel. Savaşlar gerçekten iyi. Çok farmlayıp bir anda dünyaya tek atabileceğiniz bir oyunda var. Osmanlı ile onu yapmıştık. İyi farmlayıp bütün dünyaya tek attığımız bir seri olmuştu. Onun dışında güzel. Yani deneyebilir. Herkes modu deneyebilir. Optimizasyon beğendiğim ölçüde.
Oyunda gemi mekaniği de fena değil. Çok fazla AI donanma basmıyor. Ama sizin bastığınız ufak gemilerde iş yapıyor. Yani çıkartma atmadık hiç ama yani atılabilir. Asker çok değerli. Asker çok değerli ve genelde 40 vit olursa bu modda çok etkili oluyor. 40 vit askerlere çevirmeye özen gösterin. 12 vit pek kabul edilemez. 20 vit ya da 40 vit. Yani 20 vit ideal, 40 vit mükemmel oluyor. Onu demek istiyorum. Doğruyor yani karşısındakine. Şeyler kötü. Şu göstereyim hemen. Nerede o research? Katapult teknolojisi birazcık çöp. Bombaya gerek yok. Lakin sadece şey açısından birliğe armor verme mekaniği açısından yani fena değil. Ama hard attack ve soft attack değerlerine baktıkça insanın içi acıyor. Lakin piercing'i de iyi. Yani zırhlı süvarileri delmeniz açısından önemli. Mekanik açısından. Onun dışında gayet güzel denenebilir. Bizim de hani bu moda puanımız geliştirilmesi yönünde olacak. 8,5 puan. Geliştirilirse de çok mükemmel bir mod olur. Benim bunca zaman sonra oynadığım çok enteresan bir moddu. Hani bunca zaman sonra oynadığım çok enteresan bir mod oldu benim için. Bence siz de bir şans verebilirsiniz. Zaten seri de oldukça sevdiniz. Başka da diyecek herhalde bir şey yok. Denenebilir. Güzel bir mod. Tavsiye ederim. Görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim dostlar. Kendinize çok çok iyi bakın.